Her kesimin sevdiği, özellikle Karadenizli vatandaşlarımızın Karadeniz eşittir İsmail Türüt. Bakın müzik anlamında diyorum. Birçok sanatçı çıkardı. Hani Karadeniz halkı birçok Karadenizli sanatçı çıkardı ama İsmail Türüt Allah ömrüne uzatsın, sağlık versin. Yaşadığı sürece ben öyle düşünüyorum. İsmail Türüt Karadeniz'in bir numaralı sanatçısıdır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, şu an evinizde, iş yerinizde bizi izliyorsunuz. 3 haftadır İsmail abiyle telefonda konuşuyoruz. Kendisinin de bir amcasının rahatsızlığı var. Öncelikle Allah şifalar versin amin, abi. Amin, amin. Amin. Bütün hastalarımıza inşallah. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Saygılarımı iletirim. Evet, İsmail Türüt ne yapıyor? Ara sıra böyle birleşmemiz iyi oluyor. Yani. İyi oluyor, iyi oluyor. Aynen. Abi içinden gelen her şeyi benim gibi konuşuyorsun sen de abi. Ha, ne yapayım ya, Allah Allah. Ben anlamam şeyden, ikiyüzlülükten. Vallahi bile anlamam o işlerde ya. Ben... Netsin. Ama bu tür insanları da kaybediyor bu aynen dünyada. Öyle. Bazen tabii bunların aleyhimizde de olabiliyor. Evet. Şey bilmiyoruz ya. Müzik verebilir misiniz alttan? Evet. Hayırım ya, riya bilmiyoruz ya. Yani derler ya böyle siyasetçi olmakla, şey olmakla, siyasetçi deyince. Evet. Yani politikacı değil yani. Şey olmak lazım işte. Her laf, her doğru her yerde söylenmez. Bilmem evet. Mi? Mesela evet. Ben bunlara katılmam kesinlikle. Bir şey doğruysa ben bunu bir arıza reisine söylemiştim. Tabii. Dedi ki çok haklısın ama dedi her doğru her yerde söyleme. Dedim efendim katılmıyorum dedim. Niye dedi? Doğruysa her yere söylenir dedim. Ben öyle şey yapıyorum ya. Şimdi bakıyorsun. Ya orada başka, burada başka. Ben öyle adam değilim ya. Değil mi abi? Vallahi değilim ya. Ben değil, değil için içi bir adam. Yani bildiği doğruları anlatmaya evet çalışan. Belki anlatmakta bazen zaman zaman güçlük de çekerim. Doğrudur. Yanlışla anlaşılabilirim. Anladın mı? Evet. Kendimi... Seveniniz de çok, nefret edeniniz de çok. Evet. Çok enteresan bir şey. Enteresan. Evet. Kendi kendinize sordunuz mu? Şöyle... Yani herkes seni sevse zaten bir yerde bir yanlışlık var. Yani var. Ama sevenim de çok, sevmeyenim de çok. Onu ben bir türkü yazıyorum. Bu Trabzon diye bir türkü yapacağım. Trabzonspor değil, Trabzon. Orada diyorum ki işte, aynı orada benzer, kaderim bana benzer diyorum. Sevenim de çok, sevmeyen öyle bir şey var. Yani bazı, bu siyasette de böyledir. Bazı siyasetçilerin seveni çok, sevmeyeni de çok. Tabii. Mesela bizde Karadeniz'de rahmetli... Kamil Sönmez vardı, Allah rahmet eylesin. Allah ne kadar iyi adamdı ya. Ya bir şey diyeyim sana. Dedim ona ki ya bir gün dede derdim ha. La dede derim sen nasıl bir adamsın dedim, niye? Ulan seni iyi dedim var ya, hiç sevmeyen diye bir şey olamaz ya. Herkes severdi onu ya. Öyle bir, onun öyle bir yapısı vardı. Ben öyle değilim mesela. Benim severim çok, sevmeyenim de ama çok. Çünkü dik konuşuyorsunuz. Ama dik değil ya. Yani dik şu. Ya doğruyu söylemeye çalışıyorum. Yani riya bilmiyorum, yalan bilmiyorum yani. Adam işte dikkat, ya bunlar işte gönlü kırılır bilmem, ya kırılırsa kırılsın, hak ediyorsa evet, öyle bir şey yok yani, doğru neyse bunu anlatacağız. Mesela abi faşist misiniz diye soru soracağım ama hani şöyle soruyorum. Şimdi ben sizin Allah'ın yarattığı tüm insanları sevdiğinizden hiç şüphem yok. Allah şahit. Dini, ili, dırkı, Alevi ha olsun, Sünni olsun, ne olursa olsun. Hiç hayatımda anlamam. Yani bana ne Alevmiş, o Lazmış, bana ne Sünniymiş, bana ne Sünniymiş, Gavurmuş, Müslüman, hayır. Bakın böyle bir ayrılık benim dünyamda yok. Ama neden faşist diyorlar size abi? Evet, ırkçı da diyorlar. Irkçı diyorlar. Yani faşist. Bazı o eserlerime, bazı türkülerimde işte o eserleri kabul etmeyenler veya hoşuna gitmeyenler böyle suçluyorlar bizi. Yani ırkçılık ama demek. Ama vatanseversiniz, milliyetçisiniz. Irkçılık demek ya bölücülük demektir. İnsanları ayırmak demektir. Yani kendi neslinin dışında bir nesil tanımamak demektir. Biz böyle bir adam değiliz ya. Biz böyle biri değiliz. Yani maalesef. Şimdi türkülerim yüzünden mesela Avrupa'da dahi bize bu damga yapıştı. Evet. Yani Avrupa'da şimdi biliyorsun Almanya'da girişim yasaklandı bilmem ne. Neymiş? İsrail'in aleyhine konuşmuşum. Efendim, evet. Ya İsrail'in aleyhine konuşmuşum da. Ona yani, geleceğiz birazdan. Ama yani İsrail'in aleyhine konuşmuşum da İsrail zulüm yapmış insanlara. Yani yıllarca orada Filistin'e yaptığı zulümü hepimiz görüyoruz tabii. Ona mecbur konuşacaksın. İşte ben önce... Türkülerime konu ettim bilmem ne. Böyle böyle bir şeye kaldık. Yoksa yani ben insanları ayırmayı Allah korusun ya hiç sevmeyen öyle bir tarzım da yok ya. Bana ne? Ben insanı yaratılmışı yaratandan ötürü severiz. Yani biz inancımız da buna müsaade etmez. Ama bizim mesela bu ülkede biz ya bu ülkenin vatandaşıyız. Evet. Ya. Şu Kanal 7'de görüntüleri vardı. Onu biz, bir hazırlayalım arkadaşlar. Biz bu ülkenin evet vatandaşıyız. Ya. Bu ülkeyi seviyoruz ya. Evet. 7'sinde 70'ini seviyoruz. Kürt'ini, Laz'ını, Boşnağ'ını, Alevi'sini hiç problem yok. Evet. Ha, biz birini sevmiyoruz. Bu ülke bölünsün diyen
insanları sevmiyoruz. Yani bu diyem yok mu? Var. Evet. Var. Kavgamız bunlarla işte. Bunu yani alıp başka yerlere çık. Sorun şurada. Ya şu yazıp çizen entel dantel geçinen tipler bazıları hepsini çoğu yani iyileri tenzih ederim. Bizim problemimiz onlarla ya. Onlar aleyhimize böyle yazılar yazıyor. Evet. Aleyhim yani daha geçenlerde neler yazmışlar benim için. Ya yani bu şey solcu bir kısım var. Hepsi evet. Değil. Evet. Bu biliyorsun o şey. O Oda TV'ciler, Moda TV'ciler evet, böyle evet, tipler vardı. Evet. Bunlar aleyhimine adam yazıyor. Ne yazmış biliyor musun? Saray yalakası. Hayır. Saray yalakası. Saray soytarısı. Saray evet. Nerede yolunu bilirsem evime gitmeyin. Gittiniz ya, mi külliyeye? Ya ben namussuzluk müziği yapma. Müziği kapatalım arkadaşlar. Bak, onursuzluk yapmayın. Namussuzluk yapmayın. Ben sarayın kapısına içeri girmiş adam değilim. Ben nereden yalaka oluyormuşum ya? Ben doğruları söylüyorum. AK Parti'nin yaptığı yanlışı da derim. Sayın Cumhurbaşkanı'nı zaman zaman eleştirmişim de. Ama iyi yaptığı şeyleri de anlatıyorsun. Evet. Anlat. Böyle olmalıdır ya. Ya anlattım mı oluyorsun saraya. Ben Cumhurbaşkanı'nın sofrasına bir gün oturmadım. Yani Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konserlere hiç katılmadım. Anladın mı? Saraydan içeri bir gün adım atmadım. Olmuşum saray yalakası. Vay onursuz asiyetsiz. Bu nasıl bir yazı ya? Bir çerem beni önce bir tanıyın ya. Yani bu sefer sessiz kalamıyorsun. Bunlarla kavga, gürültü. Evet. Ya maçimelik ya bilmem ne. Böyle sıkıntılı bir şeye giriyoruz ya. Evet. Hep de bana çatayla ya. Bildiğin gibi değil ya. Evet abi. Abi şimdi her devrin adamı mısınız? Ya Allah... Abi soru geliyor aynen, yani. Aynen öyle. Soru geliyor. Zaten oradan başladı iş. Tamam doğru orayı ben unuttum. Onu da yazmışlar. Her evet. Devrin adamı. Evet. Ya ben... Bak... Ben Tayyip Erdoğan'ı kimse tanımadan bu ülkede insan yerine bunların konulmadığı bir dönem vardı. Hani muhtar olamaz bilmem ne anladın mı? Evet. Bunlara oy veren aşağı böyle laf. Doğu zaman ben Tayyip Erdoğan'ı tanırdım. Tayyip Erdoğan başbakan olduktan sonra... Ben 20 senedir elini sıkmadım ya. Nereden ben nereden her devrenin adamı evet. Oldum? Tayyip Erdoğan'ın adamı nereden oldum ya? Elini sıkmadım ya bir gün. Hiç beni gördünüz mü onun sofrasında? Hmm. Oturan sanatçılar var. Evet. Giden sanatçılar. Onları da kıskanmam. Ayrıca. Gitsinler canım. Gitsinler olabilir. Yani bir ülkede evet. Cumhurbaşkanıyla dostluk eden sanatçı ne kızarım ne şey yapmam. Bu normaldir. Ben böyle karşılarım işi. Evet. Ha şunu kabul etmem. Yani şimdi... Durum tersine dönünce o sanatçıların anladın mı? Evet. Birçoğu yani hemen öbür tarafa geçer. Ben böyle bir adam değilim. Yani iktidar giderse diyorsunuz. Tabii. Hatta biz böyle, Kılıçdaroğlu yanındaydık. Evet şu anda böyle durumu vaziyeti şeyler var. İdare edenler var. Görev evet, var. Evet, ben evet, böyle evet. Tipte bunlara da uyuz evet. Ediyorum. Dava bu. Evet, yoksa doğru. Ben nereden her devrin adamı olmuşum ya. Ben diyorum sadece bir gün daha Cumhurbaşkanı'nın elini sıkmadım. Bırakın ya. Bir daha onu kimse tanımadan ben tanırdım. Kanal 7 tabii, döneminden bu yana. Yanında bir adam kalırsa mağdur olduğu dönem hani cezaevine girdi. Yanında bir adam kalırsa bu adam kalır. Turist şovdan demiş adamım ya. Demişim ve bir daha tehdit edilmişim. Bak evet. Demişim onu dedim diye sabah. Arkadaşlar KJ'leri değiştirelim. Rica ediyorum Emre Bey rica ediyorum. Ben nereden? Evet. Ben nereden her devrin adamı diyorum ya Allah şahit ya. Evet. Peki 20 senedir benim bir şovumu görüyor musunuz? Şovum yok. Yok. Konserlerde yokum. Ancak işte o İsmail Türüt biraz o ismimizin şeyiyle anladım. İşte düğünler, geceler, kendi çapımızda konsere böyle devam ediyor. Yani her devrin adam olacaksın. Ben daha diyorum sana ya. Ben ben daha Cumhurbaşkanı'nın bir sofrasına oturmadım 20 senedir. Bana neler yaz, bana biraz insaflı olun, adaletli olun. Ha ben şeyi eleştiriyorum muhalefeti diye. Allah oluyorum şey. Ben doğrunun yanındayım. Yani evet. Ben tamam gördüğüm yanlışları söylüyorum kardeşim. Bu yani şu anda bir zaten siyasette anlaşamadığım bir olay var. Şu anda zaten taraf taraf olunmuş. Evet. Böyle bir siyaset olmaz. Ya siyaset niye olur? Partiler kurulur. Herkes iddiası olur değil mi? Evet, evet. Şimdi böyle bir şey yok ki. Şey anonim şirketi gibi. Çok ortaklı şirket gibi olmuşlar. Evet. Böyle siyaset mi olur ya? Evet. Bu nasıl abi bir şey? Abi peki savun herkesin programında... Herkesin bir hedefi olmalı, ideali olmalı. Herkesin evet. Yanlış mı? Evet. Yani doğru, herkes... doğru söylüyorsunuz. Ya böyle olmalıdır ya. Bu siyaseti anlamış değilim. Evet, şimdi doğru. Bakın ya. Hiç birbirine benzemeyende bir araya gelmiş. Evet. Neymiş? Tayyip Erdoğan'ı indiralım diye. Böyle siyaset olmaz. Ben buna karşıyım. Taraf taraf olduk mu o zaman ben de tarafım. Evet bakarsın. Tarafım ben. Devletin vatanının tarafındayız diyorsunuz. Tarafım.
Müslüman, Türk peki, neredeyse ben de oradayım. Peki hakkında bitti. Sert konuşuyorsunuz? Tarafım diyorum. Evet. Hangi taraftasın diyeceğiz. Müslüman, bak. Türk neredeyse. Bitti. Bitti. Müslüman, Türk neredeyse oradayım. Bitti. Kürt de dahil diyorsunuz. Ya Allah Allah ya. Yani bunun içinde. Kürtler de diyor ki Türk ne diyorsunuz? Türkiye'deyin diyor. O zaman Laz da vardır. Laz da bakarsanız diye. Laz da var. Çerkez de var. Geçelim bir tarafa, Boşnak var. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin içindeyiz hepimiz. Ya buna katılmıyor. Ya bravo. Böyle şey olur bravo. Mu? Ben de sizin gibi düşünüyorum. Aynen böyle. Bravo. O zaman biz yok muyuz? Laz yok mu? Evet. Şey var, Kürt var. Evet. Boşnak var. Evet. Sünni var, Alevi var. Neyse bu isim çok. O zaman tamam. Ayrıldık şey kabilelere. Evet. Öyle değil ki bu iş ya. Değil mi? Ben o anlamda diyorum ya. Müslüman, Türk dedim mi bunun içine Kürt de vardır. Laz da var. Kim varsa vardır ya. Biz bu olaya böyle bakarız ya. Evet, şey abi var. Şey soracağım. Sor. Dinci misiniz? Bu dinci lafını da çok irite olurum. Çok irite olurum yani. Dinci ne demek ya? Bak. Bunu da bana bir izah etsin de. Yıllardır benim kafamı kurcalar bu iş. Allah şahit böyle. Dinci ne demek ya? Ne dincisi ya? Din bir şey midir? Bir spor müdür? Bir kulüp mü da din tutacağız ya? Din, Müslümansan zaten... Dindarsın ya, bitti. Dinci ne demek ya? Bana çok irite oluyorum bu dinci. Dinci diye bir şey yok. Bunu hiç sevmiyorum bu laf. Ben Müslümanım. Elhamdülillah. Müslüman Türk evladıyım. Yani dinimi de yaşamaya çalışıyorum. Dinciyi anlamıyorum ya. Dinci, yani dincinin benden fazlalığı nedir? Yani dinci olan... Peki, dinciye dinci dediğin zaman sen dinsiz mi olacaksın o zaman? Karşılığı evet. Öyle mi ya? Öyle. Öyle değil ki ya. Biz evet. Müslüman Türk'ün dindarız insanlarız. Evet. Ha sen çok yaşarsın ben az yaşarım doğru. Sen 5 vakit kılarsın ben kılamam. Ben cuma kılarım bayram yani orucumu tutarım Allah'ıma şükür. Yani bu bu ayrı bir olay. Ayrı bir konu. Ama dinci lafı hiç hoşuma gitmiyor. Tamam. Yani. 1982 yılında İsmail Türü Laz Uşağı albümünü çıkarmış. Sevgili dostlar abi ben o zaman 2 yaşındaymışım. Allah Allah. Doğru. 2 yaşında. İlk kasetim, evet. Kaç yaşındaydın abi ilk albümümüzde? O zaman ne kadar? Herhalde 15-16 yaşlarındaydık. Evet. İsrailler size çok kızgın. Çok. Bu şeyden dolayı Kan Gölü ile ilgili. Onu anlatır mısın abi? İsrail ya bir değil ki ben de, yani yıllardan beri hep, yani İsrail'in yaptığı zulümü hep dikkat çektim eserlerim, türkülerimle. Sonra işte o Kan Gölü'nü yaptım. Fakat bırakın İsrail'i yani Avrupa'ya da beni hani Almanlar şimdi durup duruyor beni nerede dinlediler de hedef aldılar yani. Demek ki beni şikayet ettiler. Şikayet ettiler. Konsere gidemediniz Almanya'ya. Gittim orada vize vermediler. Bana evet. Kestiler yolumu. O zaman anlatmıştım daha önce. Rahmetli Mesut Yılmaz'dan yardım istedim. Yani düşün bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı aramadım yani. Arasam da veya bulamadım her neyse. Yani bizi orada mağdur ettiler. Oraya sokmadılar bizi. Ya düşün. Ya benim sazlığıma 6 ay vize verdiler. Bağ. O baskılara rağmen, o torpillere rağmen bana 2 gün verdiler. Görüntü verelim. 2 gün. Vallahi Almanya size 2 gün verdi. 2 gün verdiler. Yani yapamasın da işte kalsın da cezaya mı çarpılsın ne düşüncesiyle. Yani düşün bunu yaptılar bize. Neymiş? Sen İsrail düşmanısın, sen Ermeni düşmanısın. İşte o daha önceki Türkçülerimizden dolayı. Ya ben kimsenin düşmanı değilim. Ben insanlara düşmanlık edenlere düşmanım. Zulüm edene düşmanım ya. Ya ben şimdi Azerbaycan destanını yaptım işte Ermeniler kıyamet kopandı YouTube şeyde eserimi bile kaldırdılar bakın yani öyle de etkililer bu. Evet abi. Azerbaycan bizim kardeşimizdir. Türktür onlar ya. Tabii. Azerbaycan. Azeri diyoruz. Azeri dediğimizde onlar kızıyorlar. Bana Azeri demeyin bize. Azeri de orada Türk'ümde bazı Azeri kullanmışım. Evet. Tabii o kasıtlı bir şey değil. Evet. Dilimizde alışmış ya Azeri kardeşlerimiz. Evet. Azerbaycan Türkleri bizim Türk kardeşlerimizdir. Zaten yeryüzünde şu anda zaten bizimle bir tek dost kalan da bir onlar kaldı. Evet. Değil mi abi? Bu ülke, ya bu enteresan bir ülkeyiz, bir milletiz. Şu anda yeryüzünde, evet, dış politikada yeryüzünde arkamızı çevireceğimiz tek Azerbaycan kalmıştır. Yani. Evet. Burada seçim olsa kime oy vereceksiniz abi? Ben mi? Evet. Millet İttifakı'na mı, Cumhur İttifakı'na mı? Yani Kemal Kılıçdaroğlu, HDP... Meral Akşener'e mi? Şakasını yapma ya. Şakasını vallahi yapma ya. Şakasını yapma ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Seçim olsa göğsümü göre göre... Recep Tayyip Erdoğan'a oyunu vereceğim Cumhur İttifakı'na yani. Devlet Bahçeli orada. Devlet Bahçeli evet. Yani MHP'nin genel başkanı orada. Büyük Birlik Şehit orada. Genel Başkanımız Muhsin abin
varisi orada. Ben KC'yi değiştirin arkadaşlar. Yani attığım KC'ler yani, bu değil. Yani HDP'lilerin olduğu bir yere öyle bir şey. Hmm. Bizden şakasını yapma ya. Bize evet. Öyle bir şey çıkar mı ya? Öyle bir şey olur mu ya? Ya anlamış değilim şimdi şöyle bir şey. Bakıyorum tabii şimdi bu İyi Parti içerisinde, İyi Parti'nin içerisinde çok sevdiğim, tanıdığım yürekler var. Çok milli insanlar da var. Bunlar bazı şeyleri nasıl hazmediyorlar onu da çok anlamış değilim yani. Hmm. Ya görüşemiyorum ona, yüz yüze görüşsem diyeceğim onlara ya. Hmm. Bunu nasıl kabul ediyorsunuz ya? Ben bunu anlamıyorum. Ya siyaset bu mudur? Ya şu. Ya bu adamı indirelim aşağı. Anladım. Her şey mubahtır. Bunu evet. Kabul etmiyorum ya. Senin ilken olmalı ya. Değil mi ne? Tabii. Senin ilken olmalı ya. Olur mu öyle şey ya? Allah aşkına ya. Ya şimdi mesela bakın. Sonra diyorlar ki ya sen niye bu işlere bulaşıyorsun? Ya ben kardeşim ben ne demek ya? Adam dedi ki benim dedi beni kimin yönetmesi önemli değil. Nasıl yönetildiğim önemli. Bak bunu reddediyorum evet. Ya. Sen nasıl bir soysuz insansın ya? Beni kimin yönetmesi çok önemli ya. Ne münasebet ya? Acasın beni cavurda yönetir bilmem. Böyle bir anlayış olabilir mi? Şimdi beni yönetecek olan insanı seçme hakkım vardır. Böyle oyu kullanma hakkım vardır. Değerlendirme hakkım vardır. Beni yöneteceksin. Yanlış mı? Bu evet. Ülkeyi yöneteceksin ya. Onun için ya arkadaş bu ülkeye düşmanlık edenlerle ortak olanlar, Kandil'den emir alanlarla ortak oldunuz. Ben size nasıl sıcak bakarım ya? Böyle bir şey olabilir mi? PKK'lılar emir veriyi, HDP'liler yapay. Bu açık, aşikar. Evet. Şu andaki içeride olan Demirtaş. Ya şey, Kılıçdaroğlu değil ki. Demirtaş çıkmalı mı ya, bir dakika sizce? Dur ya. Ya Kılıçdaroğlu değil ki ya. Bu Demirtaş niye içeridedir ya? Ben şimdi karşılaşsam Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir yere karşılaşsak. Ya bir beş dakika ben sana gördünüz anlatayım. Diyelim. Ya Kemal Bey ya. Ben sana anlatayım bu Demirtaş'ın içeri niye içeri olduğunu ya. Allah aşkına yapma Kemal Bey ya. Aklımızla alay etme ya. Vallahi aklımızla çok insanları kırıyorsunuz ya. Ya bizim arkadaşlar ya bunlar bu PKK'lılarla bizim sorunumuz var. PKK'lılarla sorunumuz var. Yani bunlarla mücadele ediyoruz. Demirtaş PKK'lı mı? Ya tabii PKK'lı ya. Bu adam yani bu adam ya o Kobani olaylarını yapan adam bu adamın kardeşi zaten dağda Abdullah Öcalan'ın katili Abdullah Öcalan'ın bebek katili Öcalan'ın büstünü dikeceğiz diyen bu adam değil mi ya? Ne demek ya bu evet. Ne? Bir daha bir kitap mı yazmış ne? Bir daha ya bakın Zülfü Lina bize Livaneli diye bir entel dantel geçinen bir romancı var ya. Evet. Bir de sanatçı diye anladın mı? Sanatçı. Ya bir de onun kitabını övüyor, kitabından bahsediyor ya. Ya yazıklar olsun. Ya bu zihniyete oy mu? Allah aşkına evet. Ya. Şakasını yapmayın. Instagram'dan ya. Bize lütfen yazın. İsmail Türüt'e bayağı mesajlar var. Tahir Sarıkay Instagram adresinden. Vallahi abi Taliban'ı destekliyor musun? Neyi? Taliban'ı destekliyor musun abi? Sorular var da. Taliban mı? Evet. Yeni yönetimi yani Afganistan'ın yeni yönetimi. Ya ben çok fazla bir Afganistan bizim kardeşimizdi. Yani çok da Türk'ün olduğu bir yerdir. Müslümandır. Ama ben bu Talibancıları çok tanımıyorum yani bilmiyorum. Hmm. Yani yanlış bir yorum yapmak istemiyorum bilgim diyorsunuz. Bilgim yok şeylerinde anladım. Evet. Tuhaf da böyle tipleri var görüyorum sakalımı acayip bir tipler. Yani çok görüntü olarak çok iyi bir görüntü de vermiyorlar bana. Bak şimdi doğruyu da diyeyim yani ama ya kötü insan olduklarını da bilmiyorum. Yani ben haklarına çok bir şey bilmiyorum. Yani bizim modern laik bir ülkeye yakışmıyor diyorsunuz. Yani ülke laik olmalı. İnsanlar dinini kendi içinde yaşamalı diyorsunuz. Ya laiklik de çok tartışılır yani öyle her konuya girmeyelim abi. Yani her an yani herkesin anladığı laiklığı da çok tartışırım evet. Yani anladın mı? Tabii o konuya girmeyelim. Yani öyle bir laiklik var ki bak öyle bir böyle laiklığı öyle anlayan gördüm ki ya Allah bu işlere karışma haşa ya böyle laiklığı reddederim yani. Allah her şeye karışır ne münasebet ya. Bakın yani bu olmaz. Abi öyle bir şey olabilir mi ya? Yani din değilim bir şey vardı herkesin. Evet. İslam ya yapmayın lütfen. Sahur programında CHP'yi eleştirdiniz. Pişman mısınız? Yok çok doğrusunu söyledim. Ama sahur programında. Tamam. Yeri, siyasi bir bakın yeri değildi lazım. Zaten orada belirttim. Dedim formatın dışına çıkacağım hocam dedim. Yani tamam yeri değildi. Orada. Onu kabul ediyorsunuz. Onu kabul ediyorum. Ama mesela burada eleştirebilirsiniz. Cevap hakkı da var CHP'ye. Söylediklerime pişman değilim. Doğru yani pandemi dolayısıyla işte başımızda CHP olsaydı dedim. Milletin yarışı. Aynen tezimin arkasındayım. Evet. Doğru. Yani bu işi... Atatürk'e karşı mısınız? Aa, haşa. Katliyen. Ne münasebet ya Atatürk'ü. Çok severim.
Ve Atatürk'le alakalı da çok güzel bir çalış, yeni bir... Ama parti. Atatürk'ün kurduğu partiyi sürekli eleştiriyorsunuz. Atatürk'ün kurduğu parti değil işte. Burada yanılıyor herkes. Niye? Niye diyor. Yani Cemal Kılıçdaroğlu'nun şu andaki CHP'siyle Atatürk'ün hiçbir alakası yok. Vallahi Atatürk canlansa canlansa bunları var ya teker teker çar muhacerer ya iddia ediyorum böyle. Atatürk milli adamıydı ya. Atatürk milli adamıydı. Kemal Kılıçdaroğlu milli değil mi ama? Türk oğlu Türk'üydü ya. Kemal Kılıçdaroğlu bir zaman çıkıp da Türk'üm dedi mi ya? Ya sen Türk'üm demesin, Müslüman'ım demesin, Alevi'yim sen kimsin ya? Bir de kim olduğunda bir bilsin bu millet ya. Ya PKK'lılarla ortakçılık edeceksin. Bütün şer güçler hep yanında Atatürk, Atatürk diye. Atatürk böyle bir şey olabilir mi ya? Bak Atatürkçileri orada biz onlara haksızlık yaptık. Başta Baykal olmak üzere. Niye haksızlık yaptık? Yani onları bir dönem iktidara getirmeliydik. O ulusalcı, milli, onlar milli insanlardı. Tek tek onları sildi attılar orada. En son giden de şey oldu. Muharrem İnce oldu. Bunların hepsinden daha millidir Muharrem. Ben çok da tanımam. Yani elinde sıkmamışım. Ama Muharrem Bey bunlardan daha millidir. Bakın evet. Bu ben sana diyeyim. Mesela Muharrem İnce. Yani zora kalsam Muharrem İnce'ye oy veririm. Anladın mı? Evet. Bakın. Öyle bir zaman mesela Mustafa Sarıgül'e oy veririm. Ama anladın mı? Evet. Ama bu şu oluşuma vermem. Katiyen vermem. Evet. Vermem. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda yani bütün hedef ne? Yani biz yeter ki oy alalım. Yeter ki bu adamları indirelim. Böyle bir anlayış olamaz. Siyaset evet. De bu değil. Siyaset bu değil. Siyaset herkes başarılı olmak için parti kurar. Ben böyle biliyorum. Yanlış mı ya? Evet. Allah aşkına ya. Böyle bir şey olur mu ya? Şu anda bakın ya. Çok ortaklı şirket gibi mübarek ya. Böyle bir şey olur. Her oy ne olursa olsun bize oy verin. Anladım. Yalan da var. Entriga da var. İftira da var bu işin içine. Yok böyle bir şey ya. Trabzonspor Şampiyonu yaptığı. Yaptığı yanlışları diyelim, alkışlayalım. Ben de kabul etmedim. Ekonomik bunalım var, doğru. Ekonomik bunalım ama dünyada da var ya, anladın mı? Evet. Ama sıkıntı var. Doların yükselmesi, Euro'nun. Ama bak. Şimdi Türkiye dört dörtlük güllük gülistanlık diyemeyiz. Ama tabii ki iktidardan biz iktidarı seçtik ama ekonomiyi de düzeltecek yani iktidardan. Şey ya işten dişten, anladın mı? Ya yapılan oyunlar var. Vallahi hem fikrim. Bakın bu acayip şey var ya. Tamam da yani, dışarıdan yapılan oyunun ekonomiyle ne alakası var? Çok yani? Çok alakası, kriz. Çok alakası var ya. Mesela. Ya yıllarca biz zaten Türkiye Amerika'nın ehaleti gibiydi ya. Bu valla bakın yani ne zaman dünya beşten büyüktür dediler. Evet. Dedi Tayyip Bey. Ya bunu dedin mi bunun karşılığı vardır ya. S-400 alamazsın dedim mi? Alırım dedim mi? Aldı da. Aldı da. Ve bunu karşılığı. Alkışladık da zaten. Aynen öyle. Bak bunun karşılığını göreceksin. Şu anda bizi böyle kıskıvrak yakalamışlar. Ya Avrupa'sı, Amerika'sı, Suriye. Ya bütün şey güçle birlik. Libya'da varız. Her yerde varız. Allah için yani sesimiz çıkıyor. Silahımızı da bayağı bir aşamada ilerlemeye getirdik. Allah için yani bunlar hep bu dönemde yapıldı ya. Ha kötü şeyler de oluyor olmayı değil. Siz zaten eleştiriyorsunuz. İktidarın yanlışlarını da söylüyorsunuz. Yani insanlara usten bakmalar mekmalar. Bakın o AK Parti'nin kurulduğu dönemi bir hatırla. O müthiş bir kadroydu. O kadroda dağıldı şimdi. Ya yok o kadro. Değil mi? İlk kadrosu. Tabii şimdi öyle bakan var ki sokağa yürüse kimse tanımaz onu ya. Evet. Birkaç tane bakanın dişini tanır mısınız? Tanımaz evet. Kimse ya. Evet abi. Ya abi son 4 dakika kalmış. Şu an neler yapıyorsunuz? İlgili bir şey Trabzonspor şampiyon olur mu? İyi gidiyor. Olacak inşallah. Allah'ın izniyle. Ali tamam. Hacı Alioğlu bu sene, bizi izliyor şu an. Bu sene, Trabzon'la. Bu sene o senedir inşallah. Bu sene o senedir inşallah. Bu sene Trabzon olacak. Allah'ın izniyle. Olacağız inşallah. Evet. Niye olmayalım ya? Değil mi? Niye olmayalım? Albüm yapar mısınız buradan Trabzon şampiyon olursa? Bir söz veriyor musunuz? Ben yaptım Türkiye Trabzonspor. Onu biliyorum. Onu Türkiye'mi biliyorum. Yaptım. Şampiyonlukla ilgili diyorum. Yani şu andaki yöneticilere kızgınım, kırgınım. Kırgın mısınız? Tamam o konuya girmedim. Niye kırgınım? Deba ama ya. Yani Türkiye'mi Trabzon stadyumuna çalmayılır ya. Ben tabii bu acayip bir şey ya. Şu mu abi bak bu türkünüz mü abi? Arkadaşlarımız hemen evet. Verdiler ekrana. İsmail evet. Türüt'e sorularınız varsa Tahir Sarıka Instagram adresinden bana ulaşın arkadaşlar. Şimdi bu YouTube. Son 3 dakika. YouTube kanalını kurduk. Tamam. Abi, YouTube kanalımızı. Ne yapıyorsun abi şimdi YouTube kanalında? Bana anlatır mısın? Artık şey ona geçti sistem. Ben bu işe biliyorsun çok geç kaldım. Yani YouTube'la bu iş olmaz diye diretenler dedim ama baktım ki olmuyor. Arkadaşlar kazandı. Doğru. Evet. Çocuklar benim oğlum Deniz ve Yusuf diye bir kardeşim var. Beraber yaptılar, kurdular. Şimdi artık her ay bir parça yeni parçalarımı benim kanalımdan, YouTube kanalımdan. Siz oraya yanlışını koydunuz arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış koymuşsunuz. Arkadaşlar, bu değil mi abi? Yok, o YouTube'un yaptığı kanaldır. Kanal diyeyim. Her, ya belki onlarca kanal yaptılar adıma vardı. Anladın mı?
Hepsini kaldırttık. Şimdi bir YouTube'u yaptırdık. Tek bir YouTube'da. Bir daha benimci. Siz günlük YouTube'a görüntü koyuyor musunuz abi? Zaman zaman. Instagram'da çok iyiyiz. Instagram'dayız. Tabii YouTube abonelerim şu anda işte hepsi şey doğal. İşte 26 bini bulduk 6 ayda. Ben bunu 500 bin yapacağım Allah'ın izniyle. Maşallah. Bize takip edelim o zaman. Şöyle bir şeyimiz var ya. Bizim sevenimiz, bizim kitlemiz çok bu YouTube'da bir şeyin de bilmeyi doğru istedim. Evet, evet. Bilmeyi evet. Yani anladım yani. Yani benim abim düşün bilmeyi. Ben de düne kadar bilmeydim yani. Böyle bir şeyimiz var. Dezavantajımız var. Hani bu Z kuşağı mı kuşağı diyorlar. Z kuşağı deyince o da herhalde bu ülkenin uşağıdır. Uşağıysa bizi de dinlerler yani. Ooo güzel. Z kuşağı abi, hoş. Çok yabancı değil yani. O da bu milletin uşağıdır. Tabii yani. O da bu milletin evet. Uşağı. Abi çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar mı iyiydi? Bitti mi? İyi hadi iki dakika daha vereyim yok, abi yok, sana. Yok yok tamam. İsmail Türüt'e çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize, sevenlerinize. Seni şeye gördüm. Instagram'da mı? Evet Ahmet Hakan'la beraberdik. Gördüm seni. Bir ara çok çalışma arkadaşın da senin Ahmet Hakan ya. Evet. O eskide kaldık abi. Ahmet Hakan. Kızgın mısın abi? Kırgın mısın? Döne kamçendi diyor zaten. Döneyim diye. Anladın mı? Döne. Bana çok ağır yazılar yazdı Ahmet. Kırgınım ona. Yani. Yani eleştiremez mi sizi Ahmet beni Hakan? Beni eleştirir bakın. Ama o yazdı. Hakaret o hakaret edemez bana. Da yalnız o yazının içerisini ben hak etmedim o içeriğini. Evet. O değil öyle değil. Beni sonra arayabilirsin. Tamam. Beni ara. Ben aradım telefonuma da çıkmadı. Benim çok eski dostum o zaman söyleyeceğim. İşte. Kanal 7 değildi ya. Bir anda. Evet. Bir anda değişti. Bir anda oldu şey. Nişan taşı. Nişan taşı. Maşallah. İsmail Türüt'e çok teşekkür ediyoruz.